Niçin Hazreti Peygamber Aleyhisselam 63 yaşında vefat etti? Ya diyor, niye 100 sene vermedi ömür diye. Onu okumak istiyorum ama sinni mükellefiyet 15 sene kabul ediliyor. Yani bulu çağı Allah sana muhlet veriyor 15 sene. Mesul değilsin. Bulu çağı olarak. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi Peygamberimiz? Bu da çok önemli. El cevap aynı şekilde cevap veriyor. Diyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden baki diniyle fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil belki ihtiyarıyla ve mendubiyet suretiyle ibadet ederlerdi. Şu hakikat uzundur, şimdi kısa gelir. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cedi İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle ibadet ettiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da 40 yaşına peygamberlik gelene kadar namazı kılardı. Allahu Alem hatırıma kaldığı kadar İbrahim Aleyhisselam'ın namazı her ümmete namaz ve oruç farz kılın ayeti var. Kıyamdı galiba. Rükû var mıydı bilmiyorum ama galiba sırf kıyamdı. Kıyamdı ayakta. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam din gelene kadar İbrahim Aleyhisselam'ın yani Ceddi İbrahim'in diniyle amel ederdi. Daha çok tefekkür, kainatın sahibini evet. Düşünme, hatırlama. İken ama kıyam. Kıyam. Kıyam da giriyordu böyle. O şekilde ibadet ederdi. Tefekkür oldu. Hira'ya evet. Girerdi. Şimdi 63'ü okuyorum. 6. sualiniz. Sinni kemal itibar olunan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi ve ömrü saadetlerinin 63 olmasındaki hikmet nedir? Değil mi? Allahu Ekber abi. Onun Adem değil abi. Senin adın Allahu Ekber abi. Bak bundan gurur duyman lazım. Çünkü herkes subhanallah estağfurullah der. Mesela benim ağzım şeye alışmış. Ne yaparsa yapayım. Çok şükür. Çok şükür. Gayri ihtiyar. Allah Allah hani derler bu toplumda böyle. Benim ağzım çok şükür. Çok şükür. O da o Adem kardeş Allahu Ekber. Allahu Ekber. Onun için onun adı Allahu Ekber. Kardeşim öyle soruyorlar zaten. Ha? Öyle soruyorlar zaten. Öyle mi diyorlar? Yani öyle soruyorlar. Allahu Ekber abi. Şimdi 40 yaşında peygamberlik geliyor. 63 yaşında vefat ediyor. 20 senelik peygamber. Niye az değil mi bu? Onu söylüyor. El cevap neymiş bu? Hikmetleri çoktur. Yani ne hikmeti var? Hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki, ben bir metni okuyayım biraz. Nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Yani peygamberlik daha dallandırmadan, fazla izah etmeden kısaca. Nübüvvet işi çok zordur. Yani peygamberlik zordur. Melekiyeti akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişaf ve tekemülüyle o ağır mükellefiyet tahammül edilir. Yani peygamberlik niye zordur? Çünkü aklı meleke ve istidatlarının kabiliyetleri inkişaf etmesi lazım ki o ağır yükü yüklensin. Aklı melekeleri, aklın mertebeleri ve ruhtaki istidatların inkişafı, akıl ve ruhun imtizacı birliğiyle o yük, ağır vazife yüklenilebilir. Tamam. O tekemmülün zamanı 40 yaştır. Niye 40? Çünkü akılla kalbin bütünleşme, bütün hareket etme yaşı, kemal yaşı deniliyor, 40'tır. 40, 4 sistemin bütünlüğüdür. 1, ruh, yukarıdan aşağı. İn aşağı, kalp. İn aşağıya, vicdan. İn aşağıya, dima. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye giriyorum. Dima, kafa, akıl. Gir içeriye, vicdan. Yani tayin pekmez karıştırır gibi. Aklı koy tencereye. İçine vicdanı koy. Allah-u Ekber abi içine kalbi koy. İçine bir daha ruhu koy. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Karıştır, 4. Her biri en az 10 sene lazım ki çalışsın. Aklı melekeler 10 sene lazım. Vicdaniyat için 10 sene. Bütünsel hale gelebilmesi için 4 tane sistem 40 yaşı lazım. Onun için 40 yaşında istisna peygamberlik verilmiş İsa Aleyhisselam gibi. 40 yaşında evliyalık veriliyor. Kaç yaşındasın İbrahim? 40? 47. 47. Belki verilmiştir sana inşallah. Bu yaştan sonra verilecek. Merak etme. Evliya, evli, ya demek, ya evli, yani bir bağ var, Allah ile bağ. Bu asırda namazı kılan,
7 kebairi terk eden evliya. Ezberden söylemiyorum. Ayet var hocam da. Evet. Ne ayeti hocam? Mealini söyle hocam. Meali değil, hatırıma gelmişti de hemen şey yaptım. Ha, tamam. Yani evliya Allah'u veliyyüllezine amenu yukhricuhu minezzulumati ilennur. Ha işte bunlar zulümattan nura çıkar. Tabii evet. Şimdi Allah'ın dostları kötülükten, zulümat adı üzerinde yani küfürden nure doğru. Evet. Allah'ın hakiki dostları, veli dostları. Evet. Veli arkadaş demek, evet. Dost demek. Allah'ın dostu. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhu. Allah onları çıkarıyor nereden? Minezzulumati zulmetten ilennur. Evet. Namazı boşuna kılamıyor. Evet. Yedi kebairi terk eden, namazını kılan, tamam mı? Yedi kebairi, namazını kılan, ne diyor bir de ustad? Tesbihatı şey yapan, kurtulur inşallah. Kurtulur. Kurtulmak demek evliya demek. Aynen. Aynen papilatçı gibi oldu. He inşallah. Doğru söylüyor, şaka demiyor. Çünkü bu papilat pazarın en şeyi. Şimdi, delikanlı evet. Allah selamet versin. Evet. Sen Sabittay'ın oğlusun. Badi Sabittay dedikleri. Şimdi ben bu genci, yani riya olmaz inşallah, çok gençliğinden beri camide görüyorum. Allah Allah. Bir de Cavit abi vardı Allah rahmet eylesin. Amcan sayılıyor. Amcan oğlu amcan. Evet. Cavit abi. Çok çalıştım. Evet, bu Pazar ilçesinin en berbat köyü diyorlardı. Babilat hakikaten kendi söyledi de. Eskide Babilat denince içkici kumarcı aşağı buradan. Evet. Bir de kiralık katil oradan şey yapıyordu. Babanın dediği. Oğlum dedi nereye gidiyorsun Babilat'a baba dedim. Nereye, niçin dedi Babilat deyince rengi değişti. Dolmuşçuydu baba. Oğlum dedi onlar dedi kiralık katil şöyledir böyledir sen deli misin ya? Onlar seni diyor din diye çağırır dedi, seni kaybeder, ırmağa atar dedi. Tam tersi oldu şimdi hocam. Ama elhamdülillah en güçlü olduğumuz yer de o köy. Çok güzel. En güçlü olduğumuz yer, ciddi diyor. Kendi köyümden daha güçlü orası. Çok şükür. Çok tanıdıklarım var. Elhamdülillah. Güzel. Çok şükür. Ben razıyım onların ölüleri dirisine, bu beldenin, bu memleketin ve Türkiye'nin, alem-i İslam'ın ölüsüne, dirisine Allah rahmet etsin. Devam ediyorum 40 yaş, 4 şey. Hem hevesatın, niye 63'te öldü 23 sene, 40'ı anladık. Hem hevesatın nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve harareti gariziyenin galiyanlı hengamı ve ihtirasatı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet ise sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezaif-i nübüvvete muvafık düşmüyor. Peygamber oldun. Peygamberliği yükle devam etmek, yani bir şey olmak yetmiyor. Onu uçağa kaldırdım. Uçağı irtifa ile devam ettirebilmek için bir, hevesat-ı nefsaniyeyi dizginlemen lazım. Nefsi arzularını dizginlemen gerekiyor. Harareti gariziye var böyle şehvet, gadab, hiddet, öfke, haset, hırs. Bunları galyan ettiği dönem 40'a kadardır. 40'tan sonra hevesat-ı nefsaniye, gadab, şehvet, ihtiras, haset, gıybet, nefret, öfke gibi şeyler 40'a kadar çıkar. Ondan sonra eski hali olmaz. Harareti galizenin galiyanlı hengamı ve ihtirasat-ı dünyanın feveranlı vakti olan. Yani dünya perestlik 40'tan sonra Adem Allahu ekber kaç yaşındasın? 56 hocam. Oo, bana yanaştırmalıyız. Tamam. Yani böyle dünya şeyli olmaz yani öyle. Şuyum da olsun, buyum da olsun, şuyum da. Pilimiz bitti hocam. Pek olmaz. Evet, pil bitti tabii. İhtirasat-ı dünyeviye. Dünyevi hırslar feveranlı vakti olan gençlik ve şebabet ise sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezaif-i nübüvveti muvaffuk düşmüyor. Yani bu haller, yani bu anlattığım şehvet, hiddet kadar peygamberin işine yakışmaz. Peki ne zaman itidal olur? 40'a kadar bu can olur. 40 yaşında ne olur? 40'tan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam da olsa da şöhret perestlerin hatırlarına belki dünyanın şanı şerifi için çalışır vehmi girir. Yani 40'a kadar bu adam peygamberlik iddia ediyor. Allah bilir ne yapmak istiyor bunlar. Mal mı çapmak istiyor? Gasp etmek mi istiyor?
Lider mi olmak istiyor? Şöhret mi istiyor? Neyin peşine? 40'a kadar bunlar çok, bu hisler çok canlı olur. Hevesat, ihtiras, öfke, gadab. Ama 40'da öyle değil. Adam 40'a kadar her şeyi olabilir. Yani bu dini niye istiyor? Lider olmak için mi? Ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, gasp etmek mi, sömürmek mi? Tamam. Nasıl ki şimdi adam fakir milletvekili oluyor, tırlarlık oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam zengindi. Değil mi? Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a validemiz de evliydi. Kafilenin sahibiydi. Ticareti vardı validemizde. Peygamber aleyhissalatü vesselam 25 yaşındaydı. O Hatice validemiz 40 yaşındaydı. Bu 15 sene arada fark. Onunla evlendi. Hem de iki defa boşanmış Hatice validemiz. Hem de çocuğu vardı. Çocukları vardı. Ve onunla evleniyor. Ve zengindi. Peygamberken zengindi. Peygamber olmadan. Peygamber oldu. Hepsini verdi. Şimdi fakirsin, milletvekili oluyorsun, memur oluyorsun, bilmem ne, trilyarlık oluyorsun. Peygamber, peygamberin hatta Hazreti Ebu Bekir'le Sıddık radıyallahu anh'a ben bu soruya da cevap vereyim. Fatıma-tı Zehra arasında biraz kırgınlık var. Peygamber aleyhissalatü vesselam İbrahim'i bazı eşyası ya hemen Beytülmal'a koydu. Bir abdest aldı bir de takoyası. Hazreti Fatıma validemiz de diyor ki bu babamın şeyi diyor onu bana ver diyor ki hatırla yani. Peygamberlerin mirası olmaz. Malı olmaz ki mirasçısı olsun. Peygamberin malı olmaz ki mirasçısı olsun. Takonya ile İbrik bilmem neyse. Zaten entaresiyle gömüldü. Anladın mı? Aman yarabbi. Peygamberin malı olmaz ki varisi olsun diyor. Yarabbi nasıl bir dine bağlıyız ya? Allah-u Ekber abi. Nasıl dine bağlıyız ya? O Hazreti Ömer de sana abi. Hazreti Ömer miydi? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'den istiyorlar. Hazreti Ömer diyor ki yani peygamberin de mirası olmaz. Peygamberin mirası din olur diyor. Evet. Ya. Kalan işte kullandığı saydığın şeylerde Beytül Malayit'i vermiyor. Evet. Hazreti Ömer miydi? Evet güzel. Allah yardım etsin bize. Ama şundan gurur duyuyoruz Adem. Üzülmemen için söylüyorum. Böyle bir peygamberden gurur duyuyoruz. Yapamıyorum ama yapanı seviyorum. Yapana iman ediyorum. Bu adam bu kadar mal varlığını ne yapacak adam şu anda? Bilmiyorum ki ona soracaksın. Ama ona sormadan önce herkes kendisine sorması lazım. Onların mal almayınca elmanı da onların ithamından çabuk kurtulamaz. Yani 40 yaşına kadar ama adam bir şeye koşuyor. Neyin peşinde sonra çıkacak? Hani siyasi liderleri ama 40 oldu hala aynı şey söylüyor. Ha, itham daha yok. Şüphe yok. Ha bu adam bu davasına samimi. Fakat 40'tan sonra madem kabir tarafına nuzul başlıyor ve dünyadan ziyade ahiret ona görünüyor. Hararet ve amal uhreviyesinde çabuk o ithamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da suizandan kurtulur, halas olur. Niye 40'a kadar? Şimdiye kadar okudum. Biraz da sabrederseniz 15'te 10 dakika. 63 niye? Orayı okuyor. Çünkü 40'tı bu. Ha bu kadar bir yer. Ama ömrü saadetinin 63 olması ise çok hikmetlerinden birisi şudur ki niye 63'te vefat etti? Mesela 1950 sene yaşayan var. 2000 sene deniliyor Adem Aleyhisselam için yaşamış. Niye bu 63? Onun çok hikmetlerinden bir hikmeti şu ki şeran ehli iman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan 63'ten sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında Habibi Ekrem'ini bırakmıyor. Belki imam olduğu ümmetin ömrü galibi olan 63'te meyli yağlaya gönderiyor, yanına alıyor, her cihette imam olduğunu gösteriyor. Ne dedi? Şimdi 63'ten sonra el freni çek, takos koy oluyor. Hayat bitiyor. Bel bükülüyor. Burun akıyor. Oran buran şey oluyor. Abdest tutamıyorsun. Asabi oluyorsun. Titiz oluyorsun. Oluyorsun da oluyorsun. Eğer 63'ten sonra
bu haller peygamberlerde ariz olmaya başlayacak, ortaya çıkacaktı. Onları da biz uymaya, burnu akıyor, bizim de burnumuz aksın, sünnet olsun. Beli büküldü, benim. Yani peygamberler her daim ümmetine nümine intisaldır. Her hali en mükemmel olması lazım. En mükemmel. Her hali en mükemmel, hiç kusur olmaması lazım. Burnu akmaması lazım, abdest tutabilmesi lazım. Her cihette örnek olabilmesi için mükemmel bir yaş ortalaması 40-63'tür. Zihinlerde güzel görünüyor. Allah. Güzel. Mesela diyelim ki abdest tutamadı, affederiz, ders yaparken şey oluyor. Peki ne diyecektik biz? Allah Allah ya, böyle şey olur mu ya? Ya ne demek ya, işte olmak, işte bu da sünnetmiş. Allah Resul kamburdu, biz de kambur. Yani acayip olurdu ya. Onun için ümmetine, peygamberini en mükemmel model yaptı. Ondan sonra artık beşeriyet başlıyor. Bedensel zafiyetler başlıyor. Eksiklikler ortaya çıkıyor. Bu bir de Muhammed ümmetinin aleyhissalatü vesselamın, bizim yani ortalama yaş ortalamamız 63. Onun için büyükler demişti ki kaç yaşındasın dedikleri zaman Coşkun, bazılar diyormuş ki haddi aştık, haddimizi aştık. Yani 63'ü aştık. Haddimi aştım diyor. Haddi aştık diyorlardı. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamı ümmet gayet ciddi sevmesi lazım, hürmet etmesi lazım, hiçbir şeyinden nefret etmemesi lazım. Sümük akmaması lazım, kulağı akmaması lazım, kendisi böyle giyinebilmesi lazım. Böyle o bu çorabını giydirmeyecek, entaresini giydirmeyecek, şu olmayacak olmayacak. Tiksinmemek gerekiyor. Her halini güzel görmekle mükellef olduğundan 63'ten sonra ise meşakkatli. Onun için çok meşakkat. Sıkıntı ya, nasıl yapacağım ya? Ben tebliğ mi edeyim, dinimi güzel yaşayayım, yoksa vücudumu mu kontrol edeyim? Yani vücut bize rağmen, benim vücudum da öyle. Bana rağmen çalışıyor bazı şeylerde. Razı değilim ama böyle çalışıyor. Yani bu sefer örnek olamıyorsun. Adam anlamıyor. Bir de okuyayım. Her halini güzel görmesi lazım. Mükellef olduğundan 63'ten sonra peygamberimiz için bedenini meşakkatli, musibetli olan ihtiyarlık zamanında, 63'ten sonra ihtiyarlık oluyor, Habibi Ekrem'ini bırakmıyor. Öyle zor durumda Allah bırakmıyor. Belki imam olduğu ümmetin ömrü galibi olan 63'te Meleği Âlâ'sına gönderiyor, yanına alıyor. Her cihette imam olduğunu gösteriyor ki kendisine teklif edilmiş Azrail aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor, beni Allah gönderdi. Razıysan yapacağım, razı değilsen geri gideceğim. Vaktin geldi diyor. Ruhunu alacağım. Ama müsaaden varsa, yoksa geri gideceğim. Rabbim öyle dedi. Rabbimin hükmü mü? Tamam. Hayır. Bedeni ve ruhu o kadar birbirine, bunu anlatmak için söylüyorum. Bedeni ve bedeni halleri o kadar ruhuna uygun, o kadar nuraniydi ki Azrail aleyhisselam bu beden mi? Nurlu beden. Bu ruhu mu? Ayırt edememiş. Bunun. Peygamberimiz demiş ki ay yok, bu tarafım ruh. Bu ruha. Böyle. Tam mükemmel bir dönemde Meleği Âlâ'ya yanına alıyor. Soru soran var mı? Sor. Yusuf Aleyhisselam'ın da şeyi çok enteresan. Yani şeyi güzelliği ve ölümü istemesi. Ölümü istemesi, evet. O da o yaşlarda ölümü istiyor. Çünkü orası daha iyi. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın bir ayet var ya böyle. Senin için diyor ahiret daha hayırlı. Kime diyor? Biz nerede kalırız? Allah'ı Miraç'ta görüyor. Cennete giriyor. Cehennemi görüyor. Cehenneme girmiyor. Cehennemi görüyor. Bu kainatın bütün kaynaklarını, fabrikalarını, tezgahlarını görüyor. Dünyada yaşarken böyle bir ruh, huzurlu ruha diyor ki senin için yani şöyle bir ruhun ahiret daha hayır. Yani o ruh böyle yaşa, bunun için, o ruh için ahiret daha hayırlı ise benim bu kadar sıkıntılı ruhum için ahiret ne kadar daha hayırlı? Niye gitmek istemiyorum? Haber duyacağım. Dolar kazanacağım. Biraz da çay vereceğim. Ya Allah aşkına sormak lazım kendimize. Niye gitmek istemiyorsun? Ahmet dese ki vallahi ben her derse gidiyorum. Hak ediyorsun yaşamayı. Sümrüt'ü seyretmek için. Ne? Sümrüt'ü seyretmek için. Karşıki köyü seyretmek için. Aslan abi ölmeyiz, hala müsait değiliz. Değiliz değil mi? Ne zaman müsait olacaksın abi? Ben de öyle ya. Durumumuz iyi değil. Ama bir beka istiyor, fena istiyor işte. İşte.
Cenab-ı Hak, ya Rabbi, riyakarane söylediğimiz şu sözümüzü dergi hazretine kabul eyin. Habibi Ekrem aleyhissalatü vesselamın şu kemal yaşının hürmetine, 40-63 ve onun imanının hatırına, alem-i İslam'ı, Müslümanları, nur talebeleri, hepimizi, usul ve furularımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, o Habibi Ekrem aleyhissalatü vesselamın o kemal mertebesinin hürmetine hatırına affetsin bizi. Amin. Merhamet eylesin bizi. Amin. Bizi de onun yanına atsın. Bizi de ona dost, ümmet yapsın.